Bugün İzmir Menemen ilçesine bağlı Emir Alem Merkez Mahallesi'nde Süleyman Duman ve Nazlı Duman çiftinin işletmesine misafir olduk. Arkamızda da beslediğimiz danalar var. 4 seneden beri hayvancılık yapıyoruz. Bir tane inekle başladık. Kızlarımız oldu, oğlanlarımız oldu. Çoğaldık, büyüdük. Akıllı besli yemini abi, siz internetten bizim videoları falan izliyordunuz. Palet yemini kullanıyorduk ama palet yemininde istediğimiz verimi alamıyorduk. Süre uzuyordu, ishal oranı çok yüksek oluyordu, hayvan çok kilo kaybediyordu. Akıllı yeme döndükten sonra bunların %100'ü kalktı desem yeri var. 5 aydır bir besleme yapıyoruz abi. Oradaki yatan siyah hayvan. O şu anda 13. ayda. Kurbanlık olan yaklaşık 2 yaşına yakın. 2 yaşına yakın. Ama diğeri sanki onu geçmeye yakın artık. Artık şu anda. Evet. Onlar aynı boyda. Ciddi anlamda sapa kapma diyoruz ya. Boy evet. Ve sal yapma anlamında. Bir de sütçünüz gelmiş bu danaları akıllı besli yemine geçtikten sonra. Birden yani, parladılar diyor. Evet, dışarıdan gelen bir göz bunu fark ediyor. Verdiğiniz malzeme için de çok sağ olun. Yani makbule geçti. Harbiden makbule geçti. Çok teşekkür teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bugün İzmir Menemen ilçesine bağlı Emir Alem Merkez Mahallesi'nde Süleyman Duman ve Nazlı Duman çiftinin işletmesine misafir olduk. Bu tarafta inekler, arkamızda da beslediğimiz danalar var. Burada notlarımı aldım. Süleyman abime dönmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Süleyman abime dönüyorum. Süleyman abi merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizleri misafir ettiğiniz için. Ne demek. Geldiğimizde sürekli. Ciddi bir yağmur vardı. Evet. Şimdi güllük güneşlik oldu. İzmir'in öyle, havası. Aynı. Hiç hatta bulut falan kalmamış yani. Şurada yarım saat bir sohbet ederken öyle bir hava değişimi olmuş oldu. Kaç yıldan beri abi hayvancılıkla meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz abi? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Biz 4 seneden beri hayvancılık yapıyoruz. Bir tane inekle başladık. İşte yavaş yavaş kızlarımız oldu, oğlanlarımız oldu. Çoğaldık, büyüdük. Yani büyümeye de çalışıyoruz, devam edeceğiz. Nasibimiz o, isteğimiz o. Çok güzel abi. Allah sağlık versin, başka bir şey derdimiz yok. İnşallah abi. Bir tane inek alırken de hatta evin bir süt ihtiyacı çıksın gibi. Aynen. Böyle çok mütevazi bir şey olarak düşünüyormuşsunuz. Ciddi o şekilde yani. Evet. Bir süt, işte biraz peynirimiz olur. Çocuklara süt olur. Evet. Kendimize yoğurt olur diye başladık da. Bir anda baktınız bereketli hayvan. Onun kızı, onun kızı falan diye burada konuşuyoruz. Evet, maşallah saydınız. Kızlar çoğaldı. Bol bol kızı gitti. Evet. Sonradan düzeldi iş. Doğrudur abi. Şimdi abi burada ineklerimizi nasıl besliyoruz? Danalarımızı nasıl besliyoruz? Tarıma dayalı hayvancılık da yapıyoruz. O konuda biraz bu kısmı bahsedebilir miyiz? Ya, şimdi kendimiz yoncayı kendimiz üretiyoruz. Artı arpayı kendimiz üretiyoruz. Saman zaten standart olarak bizden çıkıyor. Bir sılacımıza biraz para kaçırıyoruz. Öbürküsünde arkadaşım sağ olsun yemi de o verdi. Gayet de güzel oldu. Hani besi olarak mükemmel bir şekilde. Ama dediğim gibi hani inekler burada, danalar burada. Hani diyebileceğim bir şey yok. Her şeye bakmakla, görmekle. Evet abi. Şimdi şöyle akıllı besli yemini abi siz internetten bizim videoları falan izliyordunuz sanırım. Aynen. Daha önce normal palet fabrika palet yemiyle. Palet yemini kullanıyorduk ama palet yeminde istediğimiz verimi alamıyorduk. Süre uzuyordu muhtemelen. Süre uzuyordu. İshal oranı çok yüksek oluyordu. Hayvan çok kilo kaybediyordu. Hastalanıyordu. Ama akıllı yeme döndükten sonra bunların %100'ü kalktı desem yeri var. %100'ü kalktı. 5 aydır bir besleme yapıyoruz abi. 5 aydır. Şimdi burada arkamızda gördüğümüz bir hayvanımız var. Şu dışarıdan aldığınız bir dışarıdan hayvan. Dışarıdan aldığımız. Bu sene kurbana tutacak gibi. Evet. Bu şu an yatan bir hayvan var. Bu sizin yavrunuz. Yavru. Bizim yavrumuz. Tamam. Ondan sonra iki tane de burada bir simental bir de akbaş bir hayvanımız var. Bunlar mesela 5 ay önce ilk akıllı besli yemiyle başladığımızda nasıldı boyları? Hatta karşı tarafta 3 tane daha buzağı var. Sağdaki evet. İşte şu an onun kaç boyundaydı. Aylık dedik. O boydaydı herhalde. Sonrasında abi iştah kısmı, dışkılar vesaire filan nasıl oldu o süreç içerisinde? 5 ay geçen süre içerisinde. Ya ilk geçişlerde ister istemez biraz daha kaka şeye dönüyor. Pastamsıya dönüyor. Sonradan da toplu yani cıvıttan ilk geçiş esnasında. Sonradan da çok gayet mükemmel tam bir pasta kıvamında. Yani kakalar. Yediğini sindirdiğini görmüş tabii oluyoruz. Tabii ki. Evet, sindirmese abi. O şekilde olmaz. Aynen öyle abi. Şimdi birazcık şeyden bahsedelim. Bu hayvanlara neler verdi bize? Saman veriyoruz abi. Günde 2 kilogram. Evet. 1 kilo kendi ürettiğiniz yoncaya veriyorsunuz. Aynen. 2-2,5 kilo malt posası alıyoruz. Aynen. Burada fabrika yakın fabrika size. Fabrika yakın bize. Tamam. 3 kilo arpa filake veriyoruz. Aynen. Günlük. 2 kilo mısır filake şu kurbanlık dediğimiz baştaki hayvana ekstra takviye yapıyoruz. Diğerleri 3'er kilo.
6 kilo mısır sılaşı veriyoruz. Aynen. Ondan sonra pamuk kapçığı ineklere kullanılıyor. Bu tarafa kullanmıyoruz. O danalara yok. Aynen. Ondan sonra biraz süt 21 yeminden de takviye ediyorsunuz bu hayvanlara. Aynen. 700 gram 1 kilo arası. Aynen. Hayvan boyutuna göre. Soda olarak kaç gram veriyorduk? Öğün başına 75 gram, günlük 150 gram. Yapalım. Günlük 150 gram. Bir de akıllı besleye yeminden de 700 gram şeklinde. 700 gram. Hayvan günlük başı. Hayvan başı 700 gram. Evet, bizim şu anki besleme programımız bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi partiküllere baktığımızda abi zaten direkt gözle görünüyor. Yani gayet böyle yeterli bir partikül uzunluğu var. Kıyılmış aşırı miktarda değil. Bu da geviş getirmeyi abi zaten olumlu etkiliyor. Bilerek zaten çok toza çevirmiyoruz. Evet. Bu nemlenmiş oluyor. Nemlenmiş oluyor. Saman ve yonca bu nemliliği çekiyor, yumuşuyor. Yumuşuyor. Bu da hayvanın bu ot ve saman kısmını özellikle sindirimini artırmış sindirimini oluyor. Rahatlatıyor. Yani şöyle sıktığımız zaman da hiç elimizi acıtacak zaten bir sertlik falan yok yani. Bu da hayvanın iyi bir şekilde bunu değerlendirdiğini gösteriyor. Dışkılara da baktık abi. Geldiğimizden beri hem gözlemledik hem yaptılar falan böyle. Dışkıları gayet iyi. Şimdi bu hayvanların olduğu yer 70 santim aşağıda. Evet. Doğru mu abi? Yani doğru. Bizi aldatmasın. Ama böyle sırtları düz, bir de enseler de gayet iyi kalın. Şu ikisi kaç aylık demiştik abi? 14 aylık. 14 aylık. Şu anda 14 aylıklar. 14 aylık hayvanlar. 5 çıkartalım. 9. aydan itibaren akıllı besleye yemine başlamışlar. Evet. Oradaki yatan siyah hayvan. O şu anda 13. ayda. 12 ay, 13. ayda. Tamam. Diğeri daha büyük dışarıdan aldığımız. O dışarıdan aldık. Kurbanlık olarak. Kurbanlık olarak. Onu düşündüğümüz. Şimdi kurbanlık olan yaklaşık 2 yaşına yakın. 2 yaşına yakın. Ama diğeri sanki onu geçmeye yakın artık. Artık şu anda. Evet. Onlar aynı boyda. Evet, onlar evet, aynı boyda. Tüy renkleri siyah mesela ama ciddi anlamda bir sapak atma diyoruz ya. Boy evet. Ve sal yapma anlamında hayvana şu besleme programı destek olmuş abi. Onu evet. Görmüş olduk. Hatta Ateş diye ismi var ona. Ateş. Boy ve sal yaptı diyoruz yani açıkçası. Şimdi abi onun haricinde bir de karşı tarafta 8 aylık bir Mustafa dediğimiz evet. Bir buzağımız var. O tarafa doğru geçebiliriz abi şöyle. Şimdi bu Mustafa'ya akıllı buzağı yemiyle başladık. Evet, akıllı buzağı yemiyle başladık. Buzağı maması veriyorduk. Buzağı maması, ondan sonra akıllı buzağı yemi. Şimdi akıllı besi yemine geçtik. Akıllı besi yemine geçtik. Tamam. Burada da günlük 400 gram akıllı besi yemi veriyoruz. Tamam. Şu anda başka buna verdiğimiz arpa. Arpa ezmesi. Arpa ezmesi veriyoruz. Tamam. Normal gene yoncalı samanımız, sılacımız var. Tamam, çok güzel abi. Onlar standart. Bol miktarda önünde serbest vaziyette duruyor zaten. Tabii ki. Karnı acıktığı zaman yiyor. Bu zaten sizin abi erkek olarak favori bir hayvanınız. En baştan itibaren akıllı buzu, akıllı besi yemi evet. Şeklinde beslendi. Bunu bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Ne kadar yani bir 5 ay sonra, bir 6 ay sonra evet. Bu delikanlıyı da göreceğiz. Aynen öyle, çok güzel. Bu kaç aylık? Bu daha 1 aylık. 1 aylık aşağı yukarı. Tamam, bu dişi hayvana da şu anda akıllı buzağı mı veriyoruz? Yok, bunu akıllı buzağı bıraktık artık. Şu anda normal şey akıllı yem veriyoruz. Akıllı yem, besi yemi olarak. Akıllı besi yemine döndük. Tamam, bu da çok güzel. Bunun gelişmesi iyi abi. Bu kaç aylık demiştik buna? 3,5 aylık. 3,5 aylık. Bayağı boylu abi maşallah. Yani evet. Tay gibi çok güzel gerçekten. İyi abi. Onun haricinde de 13 tekar bir yonca ekiyorsunuz. Evet. Bu yoncayı özellikle sordum ben. Onun uzun bir sohbetini yaptık. Yonca konusunda ihtisasınız var abi yani gerçekten. farklı bir yonca türü evet. Ekiyorsunuz abi. Özellikle kışında hasat alma imkanınız amacıyla. Oluyor. Amacıyla. İnek tarafına doğru geçelim. O tarafta da hem ineklerin beslenmesini hem de yonca kısmını konuşalım. Yonca ekimiyle alakalı tabii uzun zaman araştırmalar yaptınız. Evet. Bölgeye hem uyum açısından hem de kışın vejetasyon süresini kısaltıp verim alabilir miyiz şeklinde falan. Nasıl bir sonuca ulaştınız abi? Nasıl bir yonca tercih ettiniz? Şimdi biz Rus yoncası diyoruz burada da. Bu yonca Ocak ayında biçilebiliyor. Daha yani, hocam ilk başından itibaren biçiyoruz. Evet. Ocak'ın ilk başından itibaren biçiyoruz. Buranın biraz da havasının sayesinde bir sene 11 bıçak, bir sene 10 bıçak. Evet. Bu şekilde yani 26 günde maksimum
Yani en fazla olacağı 28 günde mutlaka biçilmiş oluyor. Çok güzel. Ve bunu siz normal sıkmalı değil, tamburlu, tamburlu klasik sistem. Bizim klasik eski atalardan gelen. Eski sistemle biçiyoruz. Biçiyorsunuz. Doğal kurutma oluyor. Doğal güneşte kurutma. Tabii, şeyde tarlada kurumuş oluyor. Tarlada kuruyor. Hı-hı. Paketleniyor, buraya geliyor. Çok güzel. Siz ayda mesela kaç tane yonca elinizden geçmiş oluyor bu şekilde? Aylık şimdi kayınpederden de aldıklarımla onlar da kendin aldıkla 500 pakete yakın yonca aktarıyoruz sağa sola, işte eşe dosta veriyoruz. Çok güzel. Kendimize ayırıyoruz hayvanlara kışın kullanmak amaçlı. Aynen abi. Başka türlü olmuyor yani, bu şekilde dönüyor. Başka aynen, türlü tarıma dayalı hayvancılık özellikle. Şimdi bu yoncanın özelliği yaprakları bol oluyor. Evet. Yeşil renkte oluyor. Dalları da ince oluyor, ince, gevrek oluyor. Gevrek. Kuzucular bunu çok seviyor. Kuzucular çok aşırı seviyor ve hayvanın yemesi çok mükemmel. Evet. İnce olduğu için çok mükemmel. Bol yapraklı. Bol yaprak. Güzel bir yonca. Böyle kart değil yani. Değil. Sindirimi değil, daha kolay evet. Açıkçası. Çiçeklenme döneminin ilk 3 çiçeğinde biçime başlıyoruz. Yani böyle bir tarlaya bakıyorsunuz. Daha 3-4 tane çiçek çıktı mı? Çıktı mı biçime başlarım. Tamam yeter. Körpe körpe yani. Körpe. Bu çok önemli bir şey abi. Dediğiniz gibi. Özellikle sizin kayınpederinizin de Nazlı Hanım'ın yani bir babasının sözü varmış. Onun atıf yapmadan geçmek istemiyorum. Yani kızım diyormuş, bankaya bağlı olma, senin bankan damın olsun şeklinde. Küçük başlıysan mesela küçük baştan, büyük başlı danaysan danadan bir tane alıp satarsın. Faizle işlemez diye size söylemiş. Ne çok güzel bir söz yani. Eski insanlarımız zaten banka yolu falan bilmezdi. Bilmezdi. Bugün üretimden uzaklaştıkça açıkçası mecburiyetten kredi kartlarına falan yoğun bir şekilde kullanıma girmiş oluyoruz. Bu da bizi bir borç sarmalına götürmüş tabii oluyor. Tabii ki. Üretmek onun için çok önemli bir şey. Bedava güneşten, yağmurdan, az önce yağdığı gibi evet. İşte oksijenden biz bitki üretiyoruz. O bitkiyi bu hayvana yediriyoruz. Sütünü ve etini elde etmiş oluyoruz abi. Hem kurbanlık hem kasaplık et. Hem siz parakende süt satıyorsunuz abi. Hem evet. De şehire çok yakın bir mesafede olduğunuz için doğrudan mesela işte tüketim yapmak isteyenlere de ulaştırmış oluyorsunuz. Sütünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz abi o konuda? Süt yağ oranı çok aşırı yüksek. Bir de bu büyük bir ihtimalle yonca ile darı sılacının sayesinde olduğunu düşünüyorum. Evet abi, yonca ve mısır sılacı en önemli iki tane kaba yemimiz ülkemizde. Zaten bir de bunun içinde pamuk, biz küspe diyoruz, pamuk küspesi diyoruz. Küspe de var. Hı-hı. İlave olarak verdiğimiz, ama süt verimimiz çok mükemmel şu anda Allah'a şükür. Yani 3 tane hayvandan tam kilo olarak vermeyelim de gene 70 diyelim, 70 kilo. Çok güzel abi, gayet iyi. 72 kilo ve bunların bir tanesi de ağır gebe. Ağır gebe bir tanesi olmasına rağmen 4,5 oranında yağınız var ortalama. Evet. Bunları 15 günde bir zaten ölçüm yapıyorlar. Çok güzel. Yani 4,5 yağ da çok güzel bir yağ oranıdır. En azından yaptığınız yoğurt kaymak tutmuş olur. Tabii ki. O açıdan çok güzel olur abi açıkçası. Şöyle bir toparlayacak olursak abi, notlarıma falan bakıyorum. Bir de siz mesela özellikle inekçilikte gevişi çok iyi takip ediyorsunuz. Evet. Nazlı ablamız da zaten takip ediyor. 50'nin altına düştü mü hemen bir istişare ediyorsunuz. Yaptığınız bir uygulama var abi. Onu da bir açabilirseniz sevinirim. Ya işte normalde sindirimi yavaşladığı zaman biz normalde soda, cep sodası. Bakkal satılan 2 kilo suya, ılık suya cep sodası 2 tane. Hı-hı. 100 gram canlı maya. Bir de 300 gram da şeker. Şeker. Bildiğin toz şeker. Toz şeker. Yani bunu karıştırıyoruz. Hayvanı içiriyoruz. Yani bu canlı maya da aktif maya diye geçiyor. Normal bu poğaça yaparken kullandığımız annelerimizin, ablalarımızın. Bunu karıştırıyorsunuz abi. Verdiğiniz zaman işkembeyi bir destekliyor. Tabii ki. Hayvanın tekrardan geviş getirme kabiliyeti artıyor. Birkaç gün içerisinde düzelmiş oluyor abi. O gün içinde başlıyor zaten. Hemen belirler kendini. Toparlıyor hemen. Hemen. Giyirmesinden, işte geviş getirmesinden filan dışkılaması. Allah'a şükür hiç gaz sıkıntımız olmadı. Şeytan kulağına. Çok güzel. Gayet abi. Öyle bir sorunumuz yok. Evet. Hiç yani hayvanda gaz sorunumuz hiç olmadı. Evet. O gayet iyi bir şey abi. Çok güzel. Şimdi abi hatta sütçünüz gelmiş. Bu danalara tekrar dönecek olursak. Akıllı besli yemine geçtikten sonra 3-4 gün sonra demiş ki yani neler yaptınız filan, nasıl bir değişiklik yaptınız gibi. Birden yani, parladılar diyor. Evet, dışarıdan gelen bir göz bunu fark ediyor. Tabi burada abi doğal protein ve doğal organik mineraller hayvanın ihtiyaçları olduğu için bunu dışarıdan karşılamamız gerekiyor. Sizin de zaten tarıma dayalı bir hayvancılık yapıyorsunuz. Gücünüz evet. O yönde imkanınız var abi.
Sılajınız, samanınız, işte malt posası, ondan sonra arpa ezmesi, mısır flekesi, bunları temin etme imkanınız var. Yan tarafı da reygras ot da ekmişsiniz. Evet. Bahçe içi mesela, o da çok güzel. Hayvanların gezinti alanı şeklinde. Gezinti alanı şeklinde. Bunların yanında akıllı besi yemi, akıllı süt yemi, bunları akıllı buzağı yemi şeklinde dahil ettiğimiz zaman işletmelerimize verimlilik artıyor. Hayvanların keyifleri yerine geliyor. Çok güzeller. Geldiğimizden beri bağırma yok, çağırma yok. Hayvanların önleri dolu. Yem karmaları çok güzel biçimde yapılmış. Şurada görüyoruz yem karmamız mesela yeterli miktarda. Hemen yemi buraya döküyorsunuz kısa bir mesafe içerisinde. Gayet güzel abi. Bir işletmeniz var. Bol bereketli kazançlar diliyoruz abi. Teşekkür ederiz kardeşim. Çok sağ olun. Sağ olun. Verdiğiniz malzeme için de çok sağ olun. Çok yani makbule geçti. Harbiden makbule geçti. Sağ olun abi. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Süleyman abimiz ve Nazlı ablamızın işletmesini ziyaret ettik. Kısaca sizlerle bilgileri paylaştık. Danalarımızı 5 aydan beri besliyoruz. Sizler de yemsiparişi.com'u ziyaret ederek ürünlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargoyla ürünleri gönderiyoruz. Ücretsiz teknik destek için bizleri arayabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.